Sivas'ta göreve giden askerlerin bulunduğu otomobilin refüje çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Ve onun için bu şehadette bulunmak zaten şehitlik onun şehadetinin bir vesilesi. Ama biz de haklarımızı helal edelim. Elinizden Allah razı olsun. Kaza saat 5 sıralarında Sivas-Ankara Karayolu Devlet Su İşleri Kavşağı'nda meydana geldi. İçerisinde 6 askerin bulunduğu Uzman Onbaşı Murat Yalçın idaresindeki 58TY613 plakalı otomobil kavşakta refüje çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki uzman onbaşı Hamza Dede, kazada şehit oldu. Şehidimiz için dua okunması, şehidin uğurlanması, törenin sona ermesi. Şimdi sizlere Ulu Önder... Sürücü Yalçın'la birlikte Mevlüt Gümüş, Bekir Kara, Sefa Özdemir ve Muhammed Tekin yaralandı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şehit uzman onbaşının cenazesi, Nuri Demirağ Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'ya gönderildi. Sivas'ın giriş ve çıkış güzergahları üzerinde 24 saat sürekli denetimlerde bulunan polis ve jandarma noktaları Ramazan Bayramı dolayısıyla Vali Davut Gül tarafından denetlendi. Uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gül, bazı sürücüler ve aileleriyle bir süre sohbet ederek baklava ikramında bulundu. Nereye gidiyorsunuz? Zara. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'da. Tamam. Allah yolunuzu açsın. Sağ olun, teşekkürler. Son günlerde yıl dışından gelen Sivaslılar nedeniyle karayollarında araç trafiğinin arttığını söyleyen Vali Gül, kimsenin tırnağına taş değsin istemiyoruz. Lütfen sevdikleriniz için trafik kurallarına uyun ifadelerini kullandı. İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzur Evi'nde Ramazan Bayramı hüzünlü geçti. Bayram dolayısıyla ziyaretçilerini beklediklerini söyleyen huzur evi sakinleri, eski bayramları çok özlediklerini söyledi. Yakınlarının çocuklarının ziyaretlerine gelmediğini ve bu bayramların eski bayramların yerini tutmadığını belirterek duygu ve düşüncelerini paylaştı. Valla eski ayrı, yeni ayrı. Çok değişik. İlk çocuk zamanımızdaki bayram ayrı, bu ayrı. İyice geçiyor yavrum. Bayramlarımız iyice geçiyor. Arkadaşlarla konuşuyor, lavlıyor. Parklarda, parka gidiyor. Oralarda vakitlerimiz geçiyor. İyi geçiyor. Eski bayramlar daha iyiydi aslında. Bundan daha iyiydi. Tutmaz da yani yine iyi. Şimdi büyük küçük çok birbirini tanımıyor. Kulağı asmıyor. Oğlum, uşağım, torunum, tosunum çok da hiç gelip gidenim yoktur. Yani bir tane gelen olmadı. Bedensel, zihinsel engelliler ve engelli aileleri yardımlaşma ve dayanışma derneği ile bayramlaşma programı düzenlendi. Birincisi gerçekleşen program ülke genelinde ilk oldu. Bayramlaşmada Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Ramazan boyunca engelli kardeşlerimizle bir arada olmaya çalışıyoruz dedi. Buraya gelmeden önce dün Sayın Başkanım Samadin Bey ile görüştüm. Şimdi gelirken görüştüm. Başka bir mekanda olduğu için yetişemediler. Özellikle Samadin Bey Başkanımın sizlerin bayramını kutladığını, sizlere selamlarını iletiyorum. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Sayın Hocam çok geniş bahsetti. Ben zamanınızı almamak adına sözü pek fazla uzatmak istemiyorum. Ramazan ayı boyunca ben de engelli kardeşimi babası kabul ediyorum kendimi. Her ne kadar dedese de ben kendimi baba kabul ediyorum. Bir gün eve gidebildim. Hep sizlere beraber olmayı uygun gördüm. İşitme engelli, görme engelli, bedensel engelli ve diğer garip kurabayla birlikte efendim iftar açmayı uygun gördüm. Onlarla beraber olmak bana gerçekten mutluluk verdi. Recep Hocam da ifade etti. Biz hep beraber sizlerle beraber olmayı çok daha iyi eyledik. Onun için Ramazan ay içerisinde birçok defa bir araya geldik. Ben sözü fazla uzatmadan Cenab-ı Hak'tan şöyle bir niyazda bulunuyorum. Zaten Allah Resulü de öyle buyurmuş. Recep Şaban ayını mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur buyuran Allah Resulü'nün duasını aynen yapıyorum. Ya Rabbi diyorum. Ya Rabbi bizleri önümüzdeki yılda Recep Şaban ayına kavuştur.
mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur diye dua ediyorum. Tekrar sizle birlikte olmaktan, beraber olmaktan mutlu olduğumu beyan ediyorum. Bayramınız bayram gibi olsun diyorum. Hepinize tekrar saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Programda Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Recep Toparlı, engelli arkadaşlarımız için programlara devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bu hizmetime devam edeceğim. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Dernek Başkanı Halil Geçkil ise tüm engellileri bir araya getirerek bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek duygu ve düşüncelerini aktardı. Türkiye'de gerçekten ilkler yapılıyor. Türkiye'de bizler şunu yapamıyorduk. Bir engelliler bir araya gelip de bayramlaşma programı yapamıyorduk. Birlikteliği sağladık. Bu birlikteliği sağladığımız için Sayın Recep Hocam, baba diyoruz, Ahmet babamız, Recep dedemiz ve sevgili arkadaşlar, biz de üzerimize düşeni yaparak hayırlı bayramlar diliyorum. Nice bayramları hep böyle coşkuyla geçirmemiz için inşallah böyle imkanlar tekrar Recep dedemiz ve Ahmet babamız bu imkanları bize sağlar. Bizler de sürekli bir araya gelip hep beraber bayramlaşırız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun. Bayram harçlıklarını alan çocuklar Sivas Çocuk Oyun ve Eğlence Merkezi'ne akın etti. Çocukların sevinçleri gözlerine yansıdı. Oyun merkezinde küçük büyük bütün çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Oyun merkezi eğitmenleri ise çocukların her an yanında olduklarını söyleyerek sadece oyun alanları değil, kayak eğitim kurslarının da olduğunu söyledi. Merhaba, sizi tanıyalım önce. Merhaba, ismim Gülfem. Burada buz pateni eğitmeniyim. Bayramda nasıl, yoğunluk var mı? Normal güne nazaran bayramda biraz daha yoğun ilgiyle karşılaştık. Çocuklar en çok hangi oyun alanına talep gösteriyor? Çocukların zevkleri değişiyor. Daha çok oyun arabaları, buz pateni, akülü araba. Hava. Siz ne eğitmenisiniz burada? Ben de burada buz pateni eğitmeni. Buz patenine talep oldu mu bayramda? Evet, yani diğer günlere nazaran talepler biraz daha arttı. Peki beklediğiniz ilgi var mıydı? Nasıldı? Tabii ki beklenenin üstünde ilgi, talepler. Memnunuz. SRT Haber'e konuşan çocuklar mutluluklarını dile getirdi. Adın ne senin? Öykü. Ne yapıyorsun burada? Oyun oynuyorum. Nasıl? Eğleniyorum. Bayramın nasıl geçiyor? Harçlığın var mıydı? Var. Ne kadar? 55. Hepsini burada mı harcadın? Evet. Peki nasıl, buz pateni yapabiliyor musun? Birazcık yapabiliyorum. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Abdurrezzak Kaya, bayramda anne babalar çocukların şeker tüketimine dikkat etmeli dedi. Bayram ziyaretlerinin olmazsa olması şekerleme ve çikolata. Tabii çocukların bunları aşırı tüketmesi, çocukların hem beslenme düzeninde etkilenmeye, bozulmaya, hem de ciddi ilk başta sindirim sistemi olmak üzere gastrointestinal problemler ve ciddi alerjik problemlere sebep olabiliyor. Çocuklar gittikleri her yerde ısrarla şeker ikramlarını tabi reddedemediği için ve çok sevdikleri için çok fazla şeker tüketebiliyor. Özellikle yazıdan gelmesi, bayramın ve Ramazan ayının bu şeker tüketimini aşırı çocuklarda ishallere, kusmalara ve sıvı kaybına kadar gidebildiği gösterilmiştir. Yine çocuklarda özellikle bu şekerleme türü, çikolataların aşırı katı gıdası içermesi, boya içermesi ve buna bağlı olarak çocuklarda ciddi alerjik döküntüler, alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Çocukların mutlaka şeker tüketeceğini aktaran Kaya, fazla tatlı alerji ve çeşitli hastalıklara neden olabilir diyerek çocukların tatlı tüketimi konusunda anne babalara önerilerde bulundu. Burada çocuklar tabii bayram mutlaka şeker tüketimi olacaktır. Çok aşırıya kaçmamak kaydıyla. Bunun en azından saatini ayarlayabiliriz çocuklarda. Özellikle sabah öğlen arası çocukların enerjisi yüksek olduğu saatlerde değil de belki o saatlerde tatlı olarak daha çok meyve tüketimini çocuklara önerip daha çok öğleden sonra akşama doğru şeker tüketimini sağlayabiliriz. Derecelerin 28'i gösterdiği Sivas'ta Ramazan bayramının ikinci günü oldukça sıcak geçti. Serinlemek isteyen vatandaşlar buldukları gölgelerde dinlendi. Sivas'ın Afik ilçesinde arıcılık yapan vatandaşlar bu sene bal üretiminde artış olacağını tahmin ediyor.
Yani ana arının sürekli... İlgelerin de Haziran ayının yağışlı geçmesi, çiçeklerin ömrünü uzattı ve bu arıların bar üretimine olumlu yansıdı. Yağışlı ve mevsim şartlarında meyve ağaçlarında da bol miktarda çiçek olması vatandaşların yüzünü güldürüyor. 58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sunar. Sivasspor Sportoto Süper Lig 2017-2018 sezonunun hazırlıkları için 28 Haziran Çarşamba günü kulüp tesislerinde toplanacak. Sivasspor 19.30'da yapacağı antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını yapacak. Kırmızı Beyazlılar 11 Temmuz Salı gününe kadar hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek. İkinci etap kamp programı için 2 günlük iznin ardından 13 Temmuz Perşembe günü Bolu'da yeniden toplanılacak. Sivasspor hazırlık kampının son bölümünde 28 Temmuz Cuma günü yeniden Sivas'ta topbaşı yaparak lig başlayana kadar çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürecek. ...58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sundu.